Evet. Seni dinliyorum. Eğer bu bir oyun ya da şakaysa ben bundan hiç hoşlanmadım Mehmet Bey. Oysa ben senin şakadan hoşlanacağını düşünmüştüm. Beni buraya neden çağırdınız? Yusuf'la aranda ne var? Bu sizi neden ilgilendiriyor? Soruya soruyla karşılık verilmez Havva. Yusuf'la aranda ne var? Size burada oturup hayatımı anlatacak değilim. Eğer çok merak ediyorsanız gidip Yusuf Bey'e sorarsınız. Sen de çok sinirliymişsin. Dur biraz konuşalım. Bugün nerede mi görecektim? Gelinim diye bağrıma basacakken şu başımıza gelene bak. Ben bu yangını nasıl dindireyim? Abla bir bardak su versene. Kızlardan isteseydin ya oğlum. Buraya kadar niye zahmet ettin? Hepsinin işi var şimdi. Ben inecektim zaten. Telefonumu bulamıyorum da. E odana bak. Buralara koymak adetin değildir. Tamam bakarım şimdi. Sen terasa geç. Ben bakarım. Yo. Gerek yok abla. Havva da ortalıkta yok. Yanına indi sandım. Yo, buraya gelmedi. Nerede ki? Bilmem, seni yanında gördüm en son. Bir daha da görmedim. Belki sıkılmıştır. Eve falan gitmiştir. Yok canım, niye gitsin? Mis gibi nişan. Hem kardeşini de özledi. Ne zamandır görmüyor. Bırakmaz, gitmez. İyi, tamam. Ben yukarıdayım. Birinin tahtı yapılırken ötekinin bahtı garardı. Yusuf'u çok iyi tanırım. Çocukluğumuz beraber geçti. Anlayacağın her şeyini bilirim. Özellikle de kalp yaralarını. Çektiği acıları. Amcaoğlunun aynı yollardan geçip aynı ateşlerde sınanmasını istemem. Ne de olsa kardeş sayılırız. O yüzden bana vereceğin cevap çok önemli abla. Yusuf'la niyetin ciddi mi? Madem Yusuf Bey'le kardeş gibisiniz, niye kendini sormuyorsunuz? Belki sana yardımım dokunur diye düşünüyorum. Niyetin ciddiyse sana yardım edebilirim. Yengemin gözüne girip kaleyi içten fethetmek istiyorsan yardımıma ihtiyacım var. Mehmet Bey, neden bana yardım etmek istiyorsunuz? Niye bu kadar heveslisiniz? Çıkarınız ne? Bir çıkarım olduğunu mu düşünüyorsun? Evet. Seninle çok iyi anlaşacağız abla. Yusuf. Efendim baba. Nereye kayboldunuz oğlum? Misafirlere ayıp oluyor. Nişan yüzüklerini takacağız. Ne annen ne sen ortalıklarda yoksunuz. Vallahi ben annemi bilmiyorum. Ben de telefonumu bulamadım. Bir odama bakıp geliyorum ben. İyi peki, çabuk ol hadi. Senin ne işin var burada? Münevvere bakıyordum.
Şarj aletini bulamadım da. Seninkini alsam olur değil mi amcaoğlu? İyi al. Senin ne işin var burada? Sana bakmaya geldim. Mehmet Bey'in yanında söyleyemedim. Beni mi merak ettin? Evet. Sana bakmaya geldim. Mehmet Bey burada görünce şaşırdım tam. Çok güzel olmuş. Dünya kadar kağıt var burada. Hiçbirini okuyamam. Yukarıda beni bekliyorlar. Yüzükler takılacak. Hamiyet Hanım lütfen okuyun. Bakın okuyunca siz kendiniz vazgeçeceksiniz bu nişanı yapmaktan. Benim için değil, Münevver için. Nasılsın? İyiyim. Nedense bana hiç öyle gelmedi Münevver. Selma üstüme gelme ne olur. Asıl sen kendine gel Münevver. Ya tamam anlıyorum Yiğit'e kızgınsın. Ama bir inat uğruna nişanlanır mı Allah aşkına? Yapma Münevver. Yapma. Sana da Yiğit'e de çok yazık olacak. Hala onu sevdiğini biliyorum. Evet seviyorum. E ama bir tek benim sevgim yetmiyor işte. Hani o nerede? Şu kapıdan girse, babama abime rağmen ben Münevver'i seviyorum dese, tutsa elimden ölene kadar bırakmam. Bu nişanı ancak o durdurur, anlıyor musun? Peki ya gelmezse? O zaman ne olacak? Ömrünü sevmediğin bir adamla yaşayarak mı geçireceksin? Beni sevdiğini söylemeye cesaret edemeyen birini bekleyeceğimi, sevdiğini bildiğim biriyle beraber olurum daha iyi. Ama biliyor musun? Yiğit gelecek. Biliyorum. Ta kalbimde hissediyorum. Gerçekten mi? Yani zamanında yapması gereken şeyi yapmadı ama yüzükleri taktığımız zaman geri dönüş olmadığını biliyor. Yiğit buna izin vermez. Beni kaybetmeye göz alamaz. O da beni seviyor. Umarım hissettiğin gibi olur. Gerçi biraz olay çıkacak ama babamla abim çok üzülecekler. Ama Yiğit bana da aşkımıza da sahip çıkacak. Bekleyip göreceğiz. Yiğit bensiz yaşayamaz. Ben de onsuz yaşayamam. Hamiyet Hanım neden inanmıyorsunuz? Kendi gözünüzle gördünüz. Allah'a şükür okuma yazmam var Yiğit. Okuduğumu anlayacak kadar aklımda. Bu bana verdiğin kağıtların arasında uygar karısını öldürmüş diye bir şey yazmıyor. E tabii kocası olarak onu araştırmışlar. Ama polisi, savcısı, hakimi hepsi olayın bir kaza olduğunu söylemiş. O da aklanmış. Koskoca mahkeme yalan mı söylüyor yani? Hamiyet Hanım bakın kadının annesinin ifadesini siz kendiniz okudunuz. Ya hata yapıldıysa ya olay kaza değilse? Oğlum hata sende. Eğer Uygar böyle bir adam olsaydı Yılmaz Bey ya da Yusuf bunu anlamazlar mıydı sanıyorsun? Ay tamam. Ben senin derdinin ne olduğunu çok iyi biliyorum. Ama unut Yiğit. Unut. Bak Münevver kendine yeni bir hayat arkadaşı buldu. Onunla
yepyeni bir hayata başlayacak, mutlu olacak. En iyisi sen de kendi dengini bul be oğlum. Bul da kendi yoluna git. Hamiyet Hanım, bakın ben kendimi düşünmüyorum. Münevver'in başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ve eğer öyle bir olay olursa bunun sorumlusu siz olacaksınız. Ay! Ay! Ay yeter bu densizlik, yeter! Oğlum Yiğit, ben şu ana kadar senin rahmetli babanın hatırı için sustum. Sakin olayım dedim, anlar dedim. Ama sen hiç anlamıyorsun. Bak Yiğit, sana son kez söylüyorum. Eğer şu dakikadan itibaren seni Münevver'in yanında yöresinde görürsem, bu saçma sapan belgelerle Uygar'ı karalamaya çalışırsan, ona buna onun dedikodusunu yaptığını görürsem, vallahi billahi yalnız seni değil, ananı da kapının önüne koyarım, haberin olsun. Öf! Neredesin hanım? Ne oldu Yılmaz Bey? Yağmur başladı başlayacak. Misafirleri yukarıdaki salona aldırtıyorum. Olmaz. Dünyada sığmayız oraya. Peki, peki. Telaşlanma. O zaman sen burayı hazırlat da ben buraya alayım bari misafirleri. Yağmur yağdı diye şimdi nişanı yarım bırakacak değiliz ya. Of. Ay kusura bakmayın artık. Ama Allah'ın işi işte. Kusur mu olur Hamiyet Hanım? Hem üzülmeyin Hamiyet Hanım. Yağmur berekettir. İnşallah. Ölelim. Bu gençleri daha fazla bekletmeyelim değil mi? Takalım artık yüzükleri. Selma, ver kızım yüzükleri. Aslında ben böyle konuşmaları pek beceremem. Hele insanın karşısında canından bir yonga olunca bu daha da zormuş. Uzun birlikteliğiniz yolundaki ilk adım bu çocuklar. Onun için çok önemli. İyi şeyler de gösterecek kader, bazı yanlış şeyler de. Ama esas en önemli olan birbirinize olan sevgi ve muhabbetinizin hiç eksilmemesi. İşte bu dileklerle yüzüklerinizi takıyorum. Sağ olun babacığım. Mutluluklar diliyorum oğlum. Çok teşekkür ederim. Senin ne işin var burada oğlum? Aşkımın son perdesini izliyorum anne. Mutlu musun anne? Hı? Mutlu musun? Yapma oğlum, dur oğlum, sus oğlum. Bunları diye diye bak, şimdi ne hale geldik? Şimdi sırada ne var anne? Ah,
Ben çok büyük bir yanlış yaptım. Ne desen haklısın oğlum. Sen Münevver'i kaybettin ama ben de seni kaybettim. İlk dans bizim. İzninizle. Nasılsınız hanımlar? Sağ olun. Allah mesut etsin. Sağ ol Toprak. Mutlu olurlar inşallah. Hemen Havva'ya söyle yanıma gelsin. Hemen. Havva, Hamiyet Hanım seni çağırıyor, acele etsin dedi. İzninizle. Hamiyet Hanım beni çağırmışsınız. Bir dakika Havva. Dans etmek ister misin Toprak? Ben beceremem ki. Ben de çok bilmiyorum. Birbirimizi idare edeceğiz artık. Havva, gel benimle. Dans etmeyi bilmem dedin ama gayet güzel dans ediyorsun. Yo, ben sadece size ayak uydurdum. Akraba düğünlerinden başka pek bir yerde dans etmişliğim yok. Sen bilmem desen de elinden her iş geliyor. Anneliğine diyecek laf yok. El işinde çok yeteneklisin. Bir de dans etmeyi çok iyi beceriyorsun. Zaten insanın bir şeye yatkınlığı varsa her şeyi becerir derler. Böyle söylemeyin, çok utanıyorum. Ne mutlu sana. Bu zamanda alçak gönüllü olabilen, meziyetleri sayılınca utanabilen kaç kişi kaldı ki? Hayırlı vazifeler. Yusuf Bey'le görüşecektik. Hayırdır memur bey? Sen kim oluyorsun da hesap soruyorsun lan kapı kulu? Git de patronunu çağır. Sakin ol kardeşim. Beni bırakın da Yusuf'u çağırtın siz. Bir sorun mu vardı? Nişan için davetleri teker teker kendim aradım. Malum. Davetiye bastıracak zamanımız yoktu. Ama seni görünce çok şaşırdım. Çünkü seni arayıp davet ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Kim çağırdı seni? Toprak mı? Hayır. Sultan bir densizlik etti o zaman.
Hamiyet Hanım burada olmamdan rahatsızsanız ben gidebilirim. Hava. Kim davet etti seni nişana? Onu söyle bana. Hancıoğlu! Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim. Hancıoğlu! Çıkmak dışarı Hancıoğlu! Nasıl ne oluyor Allah aşkına? Doğru mu hanım? Kim? Nedir? Efendim? Abi ne oluyor? Bilmiyorum. Yusuf. Hancıoğlu! Çıksana lan dışarı! Hancıoğlu! Sıtkı'nın sesi bu. Bismillah. Gene mi sen? Arıza çıkarmaya mı geldin lan? Hancıoğlu! Teyze, önümde dikilme de git Yusuf'u çağır. Abla şunu yaptığına bak. Sakin ol, tamam. Ay görüyor musun Yılmaz Bey? Gene bu densiz. Siz devam edin. Ben meseleyi halledip geliyorum. Yusuf beraber gidelim. Uygar, bu senin nişanın. Sen bu evde kaymakam değil, misafir olarak bulunuyorsun. Ben hallederim. Toprak bekle. Kim bu adam? Ulan şerefsiz. Bunlar hep senin başının altından çıkıyor lan. Düne kadar pul değildi Toprak gözünde. Kız boşanacağım deyince mi kıymete bindi? Ha? Hayvan herif. Neyin peşindesin lan? Neyin peşindesin? Hanımefendi sakin olun lütfen. Yusuf Bey'i çağırır mısınız? Yalan mı? Karım hapis değil mi burada? Komiserim, siz bunun böyle dediğine bakmayın. Ahlaksızın önde gideni bu. Karısını aldatmak bunda. El kaldırmak bunda. Ne oluyor? Sıtkı sen ne yaptın zannediyorsun? Yuvamı kurtarmaya çalışıyorum Toprak. Hadi git topla eşyalarını, eve gidiyoruz. Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum. Sen de çekil git artık. Gözümle daha fazla düşme. Havva, kardeşini al içeri girin. Tamam, hadi ablacığım, hadi. Gördünüz işte, karımın yüzünü yasak etti bana. Hayırdır memur bey, problem nedir? Hakkınızda şikayet var Yusuf Bey. Sıtkı Bey'in karısını alıkoyuyor musunuz burada? İfadelerinizi almak için ikinizin de emniyete kadar gelmesi gerek. Benim kimseye alıkoyduğum falan yok. Şu anda kardeşimin nişanı var. Yarın sabah geliriz, ifademizi veririz. O zaman Toprak Hanım'ı götürüp bir ifadesini alalım. Toprak Hanım'ı da götüremezsiniz memur bey. O benim misafirim şu anda. Ben yarın kendi elimle getireceğim. Gördünüz işte. Karımı salmamak için size bile karşı çıkıyor. Zorla tutuyor dedim ya. Beni kimsenin alıkoyduğu falan yok. Ben kendim gelmiyorum Sıtkı. Memur bey, ben kocama boşanma davası açtım. Hakim 3 ay erteledi mahkemeyi. O yüzden bunları yapıyor. Yoksa Yusuf Bey'in bunda bir suçu yok. Tamam Toprak. Havva, siz içeri girin. Sultan abla, sen de içeri gir. Hadi ablacığım. Memur bey, yarın sabah gelir ifademizi veririz. Kusura bakmayın Yusuf Bey, iyi akşamlar. Estağfurullah. Ne oluyor ya? Karın burada mı kalacak şimdi? Sıtkı Bey, karınızı duydunuz. Zorla tutmuyorlar. Üstelik de reşit. Gelmek istemezse götüremeyiz. Ya hani halledecektiniz meseleyi? Hadi yürü bakalım, hadi. Gelmedi. Gelmedi Selma. Ne kadar aptalmışım. Nasıl kandırdım kendimi? Hiç bulaşmayacaktın Münevver bu işe. Hiç bulaşmamalıydın. Her hayır dediğimde dayanamayıp hırsanıp bir şey yapacak sandım. Buraya gelip nikahı durdurup elimden tutup götürecek sandım. Ne kadar aptalmışım. Ne beni ne de sevgimi hak ediyormuş. İyi ki daha geç olmadan anladım bunu. Cesareti olmayan aşkın geleceği de olmaz. İyi ki böyle oldu, iyi ki. Münevver. Ne oldu, neden ağlıyorsun? Yani polis deyince korktum biraz.
Aslında gidip bunun hesabını soracaktım ama abine saygısızlık etmek istemedim. Hayatım, sen canını hiç sıkma. Yarın hepsinin icabına bakarım. Tamam. Gel. Adamın yaptığına bak. Kendi rezilliği yetmiyormuş gibi. Ama hata bizde. Bizde. Biz ona yaptığının karşılığını onun anlayacağı dilden verecektik. Bak bakalım o zaman sesi çıkıyor muydu? Öyle söyleme. Onun canı yandı ya. Benimkini de yakmaya çalışıyor şimdi. Sanki hala kurtarılacak bir şeyler varmış gibi. Çabalıyor işte. Böyle çaba mı olur ablacığım? Hı? Madem bu kadar umrundaydı bu zamana kadar, niye bu hale geldiniz? Onunki kurtarma çabası falan değil, basbayağı kuyruk acısı. Bu işin olurunun kalmadığını ona anlatmam lazım. İyice anlasın ki vazgeçsin benden. Tam bulduğunu anlayacak adamı. Bu zamana kadar anlattın, anladı değil mi ablacığım? Onun tek anladığı şey kaba kuvvet. İyi bir sopa yiyecekti o. Bak bakalım o zaman sesi çıkıyor muydu? Bunları sonra konuşsanız. Benim şimdi dışarı çıkmam lazım. Misafirlere ayıp oldu. Yusuf Bey, kusura bakmayın. Gecenizi berbat ettim. Böyle olsun istemezdim gerçekten. Seninle ne ilgisi var Toprak? Boş ver sen, üzme kendini. Sen gitmek istemedin, ben de seni göndermedim. Hepsi bu. Ben dışarıdayım. Sen de şu adam için üzme artık kendini. Ne olur. Perişan oldun. Hadi abla sen aşağı in. Bu nişan için geldin konağa. Birlikte inelim o zaman. Gelemem. Yatacağım ben biraz. Tamam, ben de buradayım o zaman. Abla, ben biraz yalnız kalayım. Peki canım. Ama ben geleceğim birazdan, tamam mı? Bu önemsiz olayın tadımızı kaçırmasına izin vermeyelim. Kadehimi kardeşim için kaldırıyorum. Ömür boyu mutlu olursunuz inşallah. Aslanım, hani enişteyi yen içecektik. Dakikasında kayboldun. Nereye gittin? Hamiyet Hanım'a gittim. Ne? Her şeyi anlattım. Ama bana inanmadı. Şimdi Münevver nişanlanıyor. Biri isteye bile nişanlanıyor. Biri zorla nişanlanacak, haberi yok. İç yeğenim iç. Bu dünyanın gamı kederi bitmez. Enişte. Şimdi bitti mi her şey? Münevver. O adamla. Dur bakalım aslanım. Gün doğmadan neler doğar? Bakarsın kadere karşı çıkacak bir yol bulunur.
isterim, sağ olun. Ömer Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Tekrar hayırlı olsun. Sağ olun efendim. Gördün değil mi Hancıoğlu'nun kudretini? Yeri geldiğinde devlete bile lafını geçiriyor. Egomiser de tanıyor tabii. Biliyor sözün nere olduğunu. Yarın geleceğim dediyse gidecek nasılsa. Of teyze. Şu 3 ay bir an evvel geçse de benim güzel kardeşim kurtulsa şu Sıtkı hayvanından. Bence de. Hayırdır? Yüzün gülüyor. Bilmediğin bir şey mi oldu? Yo, ne olsun. Sıtkı'nın mosmor olmuş yüzü geldi de gözümün önüne. Toprak nasıl? Ay. Ne oldu, korktun mu? Yok, boş bulundum. Toprak nasıl oldu? Aynı. Çok bozuldu sinirleri, yattı biraz önce. Nasıl bozulmasın? O adam kızda ne huzur bıraktı ne asap. Vallahi kız hiç hak etmiyor da. Kader utansın. Çekilecek çilesi varmış. Sen eve mi gideceksin? Hı hı. Babam bekler. Tamam, ben seni bırakayım. Zahmet olmasın. Hadi hazırsan çıkalım. Anana selam söyle. Çıkın lan dışarı! Sıtkı dur. Sıtkı oğlum dur. Sizsiniz sebep. Şimdi boşanıyorsan hep sizin yüzünüzden. Allah sizin belanızı versin. Sıtkı yapma araba oğlum. Kurban olayım. Bu gözü dönmüş bu alanın Remzi. Arul aslanım. Sıtkı yapma oğlum. Kabahati başka yerde arama. Nerede arayacağım lan kabahati? Ha? Nerede arayacağım? Hep sizin yüzünüzden oldu. Hep sizin suçunuz. Bırak. Bırak. Yapma. Çek git Sıtkı. Çek git, yoksa polis çağırırım. Çağır lan polis çağır. Bunu ödeteceğim size. Hepsini ödeteceğim size. Ne olursun bırak, ne halleri varsa görsünler. Sıtkı yapma bırak oğlum. Kurban olayım, yapma ne olur. Ben topraksız yapamam ana. Ölürüm ana, ölürüm. Oğlum. 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 Lan. Sizin yüzünüzden. Oğlum. Münevver, Yusuf nerede? Bilmiyorum. Gelir şimdi. Hemen nişanı yapalım diye sizi de telaşlandırdık ama her şey çok güzel oldu Yılmaz Bey. Estağfurullah Celal Bey. Önemli olan çocukların mutluluğu değil mi ya? Ay aslında gönlümden neler geçiyordu da yetişmedi. Artık düğüne. Ama gene de güzel oldu değil mi çocuklar? Bir de şu adam tatsızlık çıkartmasaydı her şey çok daha güzel olacaktı Hamiyet Hanım. Ya nazar işte. Ne de olsa büyük başın derdi büyük oluyor. Zaten süt anası olmasaydı da aynı şeyi yapardık. Evet. Kızı sokağa atacak halimiz yok ya. Bize sığınmış değil mi? Zaten Yusuf da gerekeni yaptı. Çocuklar siz söyleyin bakayım. Beğendiniz mi nişanınızı? Güzeldi. Her şey çok güzeldi. Bu gece çok güzeldin. Teşekkür ederim. Yarın işin yoksa kahvaltı yapalım mı birlikte? Tamam, olur. Hay Allah, benim yarın sabah çok önemli bir işim var. Pardon. Öğlen yeriz o zaman. Olmaz mı? Tamam, olur.
Teşekkür ederim, iyi geceler. İyi geceler. Abla. Ben bir ettim, sen binle ödettin. Ben sevdamızı kirlettim, sen benim canıma kastettin. Ben geçmişimizi unuttum, sen geleceğimizi sildin. Gözlerimin içine bakıp da seni istemiyorum dedin ya. İşte o zaman yüreğimdeki hançeri çevire çevire içimi parçaladın toprak. Artık bu yara olmaz. Ben o hançeri çektim aldım elime. Bundan böyle ne yapsan koymaz. Andolsun. Ya benim olacaksın ya toprağın. Sevince tüm insanlar. Anne! Ne oldu? Kim yaptı bunu? Ah kızım ah! Kim olacak? Sıtkı! Evi barkı başımıza yıkıyordu neredeyse. Yetti o hayvanın yaptıkları. Dur kızım dur, celallenme. Ha gitsen de bulamazsın zaten. Oğlan deliye dönmüştü. Esti gürledi. Cabı çerçeveyi indirdi. Sakinleşemeyince alıp hastaneye götürdüler. Az önce aradım Sabriye'yi. İlaç verip yatırmışlar oğlana. O gerizekalı hayvan konağa bastı polisle. Yusuf ağzının payını verince öncünü geldi buradan çıkardı demek köpek. Kızım haksız da değil olan yani. Ne demeye çalışıyorsun anne sen? Hiçbir şey hakkı yok onun. Dur bağırma da bir dinle beni. Yusuf neden sahipleniyor bu kadar toprağa? Kızın yüzünü göstermiyormuş. Konaktan tek başına kapı dışarı bırakmıyormuş.
O Sıtkı hayvanından korumak için. Onu anladım da neden? Sırf oğlana süt veriyor diye mi? Herhalde anne, başka niye olacak? Hava, Yusuf'un çapkınlığını bilmeyen kalmadı şu memlekette. Toprak ak süt kadar temiz olsa ne yazar? Milletin ağzı torba değil ki büzesin. Bir laf çıkarsa nasıl kalkarız altından? Sıtkı da erkek ne de olsa. Düşündükçe kanına dokunuyordur oğlanın. Keşke konakta olsaydın. Yusuf toprağa yan gözle baksa. Kızımız saftır, iyi niyetinden zanneder. Korur kollardın onu. Gelebildin mi sen sonunda? Sen yokken, nişan düğün gezerken dünya yerinden oynadı. Ay, gene başa döndük. Aynı laflar. Ya dayanacak gücüm kalmadı artık. Başım çatlıyor zaten ağrıdan. Ben yatıyorum, hadi iyi geceler. İyi geceler. Sen iyi misin baba? İyiyim kızım, sen bir dur. Seninle konuşacaklarım var. Toprak, biraz girebilir miyim? Tabii. Münevver. Ne oldu? Ben senden nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Senin suçun değil ki. Gel otur. Öyle söyleme. Boşanacak da olsam o benim kocam. Gerçekten çok özür dilerim. Üzülme Toprak. Hem ben hiç etkilenmedim bu durumdan. Eskiden de böyle bir adam mıydı bilmiyorum. Zaten pek tanımadan evlendim. Komşunun oğluydu, kocam oldu. Babam da çok işteliyince ben de ses çıkartmadım. Zamanla severim dedim. Ama bu yaşayacaklarımı bilseydim asla sevmediğim biriyle evlenmezdim. Ne babam için, ne de bir başkası için. Çünkü ne kadar zaman geçerse geçsin, insan başta sevmediği birini sonradan sevemiyormuş. Asla olmaz baba. Ben hiçbir şey riske atamam şimdi. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik. Yusuf'un halini görmüyor musun? Ben Cüneyt'le nişanlanamam. Adam beni hapse gönderecek diyorum kızım, anlamıyor musun? Anlıyorum baba. Anlıyorum ama senin bir suçun yok ki. Seni hapse atmazlar, atsalar bile tutmazlar ki. Sen hapishanede sadece suçlular mı var sanıyorsun? Çoğu kader mahkumu onların. Baban da onlardan biri mi olsun istiyorsun abla? İstemiyorum baba. Ama bu işe başlarken risk alacağımızı biliyorduk. Ne yapalım? Bu seferki senin başına patladı. Hem sen merak etme. Bak ben Yusuf'la evlenince her şey yoluna girecek. O saatten sonra kimse duramaz karşımızda bizim. Mahkemeler bile. O kadar kuvvetli ki bırakmaz seni orada. Beni harcayacak mısın Havva? Hayır babacığım. Ama Cüneyt'i susturmamız lazım. Bunun için de senden bir fedakarlık istiyorum. Hepsi bu. Bu zamana kadar bu aile için ben fedakarlık yapmadım mı? Seninkiyle bu bir mi Havva? Sen günlük edeceksin. Ben hapse gireceğim. Baba, sonunda kazanacaklarını bir düşün. Sen hep demiyor musun? Düşün bir. Hem ne var? Sen daha önce de hapse girip çıkmadın mı? Bir sefer de kızın için girersin. Olmaz mı? Günaydın Toprak. Günaydın. Şişt, günaydın oğlum. Nasılsın? Sağ olun Yusuf Bey. Siz? İyiyim. Ben Pınar'la konuştum. Rüzgar'a bugün o bakacak. Biz de karakola gidip polise ifade vereceğiz. Benim yüzümden başınıza sürekli bir iş açılıyor. Üzülme sen, üzülme.
Bu sıkıntıların hepsinden kurtulacaksın inşallah. Hadi çıkalım. Sabah şeriflerin hayrı olsun ortağım. Hoş geldin teyze. Çay taze koyayım mı? İçtim de çıktım. Boş ver onu sen. Anlat hele dün gece ne oldu? Ben de seni arayacaktım. Yusuf gelince kaynadı gitti. Dün akşam çok acayip şeyler oldu teyze. Nasıl acayip şeyler? Mehmet Bey bana bir oyun oynadı. Yusuf dalmış gibi bir not gönderdi bana. Beni Yusuf'un odasına çağırdı. Havva'nın planı basit. Tıkır tıkır da işletiyor. Yusuf'u fena kafalamış. Yakında nikaha bastırır, bütün paranın üstüne oturur. Canım olmazsa başkası olacak. Bu Yusuf ömrü billah bekar kalacak değil ya. Öyle deme baba. Bu kız anasının gözü. Din imanı para olmuş. Dedim ya, Bünyamin'in oğlu Cüneyt'e kafayı takmış önce. Baktı Bünyamin taş koyuyor, çark etmiş. Şimdi çocuk onun yüzünden içeride. Gencecik kız. Nasıl oluyor böyle işlere kalkışıyor? Hiç aklım almıyor. Kazanacağı kudreti düşününce hak vermiyor değilim. İstediğine de ulaşmak üzere. Yusuf abayı fena yakmış baba. Yakında istemeye gideriz bak görürsün. Ne yapacaksın? Bu iş uzamadan Yusuf'a bildiklerini anlatacak mısın? Daha değil. Şimdi söylersem vazgeçmesi kolay olur. Önce bir yüreği mangal gibi yansın. İyice bağlansın kıza. Sonra karşısına geçip bildiklerimi yeni öğrenmiş gibi anlatacağım. Diyeceğim amcaoğlu, bu kız ailemize yakışmaz. O zaman canımdan can alacağım Yusuf. Bak Mehmet, sen benim oğlumsun. Bütün yaptıklarının arkasındayım. Ama her adımda batağa saplanıyorsun. Bu Yusuf aptal biri değil. Bu bildiklerini sakladığını anlarsa senin canın yanar. Hiçbiri umurumda değil baba, anlamıyor musun? Vaktiyle canım yanacağı kadar yandı zaten. Hepsini sineye çektim. Ama hayat etme bulma dünyası. Mehmet, geçmişi unutman gerek. Bağışlamak öcü almaktan daha kuvvetli. Tamam. Geçtiğinde tatsız şeyler yaşadın. Ama geçmişin geleceğine hükmetme beni. Bırak Yusuf ne yaparsa yapsın. Sen kendi işine bak. Ben bıraksam da yüreğim bırakmıyor baba. Bana sapladığı bıçakların acısını tek tek çıkartacağım. İnsanın en çok sevdiği şey elinden alınınca nasıl oluyormuş öğreteceğim o Yusuf Efendi'ye. Kız bu hiç iyi olmadı. Geçmiş zamanda Yusuf'un Mehmet'e ettiğini sakın şimdi bu Yusuf'a edecek olmasın. Ne etti ki Yusuf vaktinde? Bu Mehmet vakti zamanında Arzu diye bir kıza vurulduydu. Nesini beğendiyse artık. Çikin, çiroz bir gör. Neyse. Mehmet buna deli divane oluyordu. Kızı ilk günden konağa taşıdı. Evleneceğim diye tutturdu. Kızı kimse sevmedi ama pek ses çıkaramadı önceleri. Gel gör ki Yusuf'un gözü tutmadı bir kere. Aldı Mehmet'i karşısına konuştu. Gönül ferman dinlemiyor işte. İnat etti, kıza nikah kıydı. Vay be, yürekli adammış desene. Herkese rağmen kızı konağa gelin getirmiş. Helal olsun. Git, onun yürekliliğinden değil, domuz inadından. Yusuf karşı çıkmasa kızdan gönlü geçecek. Ama yok. İlla o burnunu b**ka sokacak. Sonuna kadar da üstüne tüneyecek. Sonra ne oldu? Meğer kız yolluymuş. Kayseri'den bir iş adamı bunu metres tutmuş zamanında. Bu da Yusuf'un kulağına gitmiş mi?
Adamı buldu, getirdi, Mehmet'in karşısına koydu. Adam her şeyi bir bir anlattı. Ama Mehmet inanmadı. Şahit, ispat istedi. Adam da mahremini kaydedecek değil ya. Yok. E'si konağın hepsi bir olup bu kızı boşayacaksın diye dikildiler mi Mehmet'in karşısına? Mehmet yanaşmadı tabii. Adamın laflarına inanmadı ya, bayağı bir direndi. Ama Yusuf bir yandan, Yılmaz'la Hamiyet bir yandan yediler oğlanın başını. Mehmet Yusuf'u karşısına aldı. Sen benim mutluluğuma engel oluyorsun dedi. O sıralarda yatılı okuyorsun sen, Kayseri'desin. Ürgüp'ü göreceğin kaynıyor. Hancıoğullarının gelini k***ymiş diye. Mehmet evi barkı yıktı ama el mecbur boşadı kızı. Hala seviyordu bana kalsın. Yazık olmuş valla. İşte tam o vakit o Betül yılanı Yusuf'a senin memleketine gelmem dediydi. Mehmet buna buldu bahaneyi. Kendi mutlu olamadı, benim de dünyamı zindan etti dedi. Nefret etti amcaoğlundan. Vay vay vay. Vay ki ne vay. Bunlar olmadan yedi içti ayrı gitmezdi Yusuf'un Mehmet. Ne kıza ne oldu? Ne bileyim, bir ara duyduk Adana'ya gitmiş. Pavyondu, meyhaneydi derken iyice düşmüş. Evlere mevlere girmiş işte öyle. Ben kızı acıyorum. Gerisi yalan. Belki mutlu olacaklardı Mehmet'le, ne malum. Allah beynini versin. Alemin karısına üzüleceğin ya, kendi haline bak sen. Anlaşılan bu Mehmet iyice belledi seni. Peşine düşecek, Yusuf'tan öcünü alacak. Ne varmış benim halimde? Birincisi benim elime erkek eli değmedi. Yusuf vakti gelince öğrenecek bunu. İkincisi, Mehmet sadece aramızda bir yakınlaşma olduğunu sanıyor. Bir şey bildiği yok. Sen eşeğini sağlam gazağa bağla da bana danışmadan ne Mehmet'e ne bir başkasına sakın bir laf etme. O halkayı da bir an evvel geçir parmağına da ne Mehmet ne de başkası taş koymadan Yusuf'un karısı ol. Tamam teyze. Merak etme sen. Bunlar prosedür. Sıtkı bir daha yanına yaklaşamaz. Ben ona üzülmüyorum ki artık. Şu hale bakın. Benim yüzümden mahkemeden, karakoldan çıkamaz oldunuz. Önce bana iş verdiniz, evinizi açtınız. Şimdi ise bütün dertlerime koşuyorsunuz. Ben size sürekli başınıza dert oluyorum. Olur mu öyle şey Toprak? Ben şanslıyım ki oğlumu sen büyütüyorsun. Sen erdemli bir kadınsın. Ben olan biten her şeyin farkındayım. Senin hiçbir şeyle suçun olmadığını biliyorum. Sıtkı'yı boş versen. Güneş balçıkla sıvanmaz. Yusuf Bey beklettik sizi, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yol boyunca ne kadar güzel olduğumu söyleyip durdu. Teyze sen de gördün, koskoca Yusuf Hancıoğlu bir dakika gözünü ayırmadı benden. Ben öyle aşktan meşkten anlamam. Betül'e de aşırdı bir zamanlar. Deli divaneydi. Ne oldu? Evlendi mi? Hayır. Neden? Yediler, içtiler, gezdiler, tozdular. Koca aşktan geriye bir avuç hatıra kaldı. Hayır, korkarım sizin sonunuz da öyle olacak diye. Ya ne alakası var teyze, ben Betül müyüm? O burnunu dikme öyle hemen havaya. Sanki kötülüğüne konuşuyoruz. Anladık. Vuruldu sana. Görüyoruz. Ama önemli olan bu değil. Bakalım elinde tutabileceksin mi? Kafese sokabileceksin mi? Dün akşam anasının babasının yanında ortaya çıkmadı bu benim sevdiğim kız diye. Dünürlerle tanıştırmadı. Ha sen, ha öteki misafirler. Ne farkın vardı? İlk günden karısı ilan edecek değil ya. Hem sen demiyor muydun acele etme diye? Ben de ağırdan alıyorum işte. Bu işler yavaş yavaş olur Sultan Hanım. Bana göre olan bir şey yok. Dün akşam müzik başlayınca aha dedim. Yusuf Havva'yı dansa kaldıracak. Ama bir baktım ki Yusuf dans ediyor da senle değil. Toprağınla. Biz öğlen yemeğine çıkıyoruz bugün teyze. Tepedeki restorana. Herkesin içine. İyi. Sana afiyet olsun. Sağ ol.
İyi gitti. Göreceğiz. Bu ilaçlar oğluma iyi gelecek mi? Bunlar sadece sakinleştirici. Bence bu aralar oğlunuzu pek gözünüzün önünden ayırmayın. O kadar kötü mü? Bakın Sabriye Hanım, oğlunuz karısını saplantı haline getirmiş. Zamanında çok önemsemediği karısı tarafından reddedilmeyi hazmedemiyor. Zaten bütün öfkesi de bu yüzden. Niyeti aslında evliliğini kurtarmak falan değil. Sadece ona eskisi gibi yeniden sahip olmak istiyor. Allah kızı bildiği gibi yapsın. Hep onun yüzünden aslan gibi oğlumu deliye çıkardı. Dediğim gibi saplantısı yüzünden kendisine ya da eşine zarar verebilir. Çok dikkatli olmalısınız. Bunu demekle iyi yapmadınız doktor hanım. Ben nasıl mani olabilirim ki? Koca adam öfkeden gözü dönünce dur sus dinler mi? Dinlemez. Hadi gidelim ana. Gidelim oğlum. Güle güle. Sağ ol. İyi yolculuklar. Sağ ol kızım. Tekrar bekliyoruz Ayten Hanımcığım. Arayı çok uzatmayın ha. İnşallah. Sizleri de bekleriz efendim. İyi yolculuklar dostum. Sağ olun. İzmir'e bekliyoruz ama. İnşallah. İnşallah. Hadi. Hoşça kal. Hanımefendi iyi yolculuklar. Teşekkür ederiz efendim. Sağlıkla gidin gelin. Teşekkürler hanım kız. Hoşça kalın efendim. Güle güle selametle gidin inşallah. Sağ olun efendim. İzmir'e gidince bana haber verin. Tabii. Allah kavuştursun oğlum. Çok teşekkür ederim efendim. Vaktiniz varsa bir şeyler içmeye gidelim mi? Biz annemle alışverişe çıkacağız. O zaman damat, madem vaktin var, gel gidelim erkek erkeğe içelim ha? Ne yapalım peki o zaman. Görüşmek üzere. Güle güle oğlum. Ne bu şimdi Münevver? Ne acelesi vardı yani bu alışverişin? Daha sonra giderdi kızım. Münevverim, yaklaş biraz bu adama. Ne kadar yaklaşırsanız o kadar ilişkiniz kuvvetli olur. Deniyorum anne ama olmuyor. Bana biraz zaman versen. Ne demek bu Allah aşkına? Bu adam senin nişanlın. Anne sen farkında değil misin Allah aşkına? Ben hala Yiğit'i atamadım kalbimden. Bazı şeyler biraz zaman istiyor. Yavrum, geçer. Çocukça bir hevesti o kadar. Ne demek çocukça bir hevesti? Ben çok sevdim onu. Anlıyor musun? Çok sevdim. Sağ olasın. Tamam o zaman. Akşamki tatillik için kusura bakmayın Yusuf Bey. Vatandaş şikayette bulununca gereğini yapmak lazım. Anlıyorum. Siz de görevinizi yapıyorsunuz tabii. Biz de üstümüze düşen ne varsa yapacağız. Çekineceğimiz bir durum yok. Kolay gelsin. İyi günler Yusuf Bey. Toprak. Sıtkı şimdi istediği şeye ulaşamadı ya. Ya vazgeçecek, elini ayağını çekecek senden. Ya da öfkelenecek, saldırganlaşacak. Ne de olsa erkek biliyorsun. Neyse. Sen ararsa telefonunu açma. Bir şeye ihtiyacın olursa Muhsin abi ara, Murat ara. Onlara da ulaşamazsan beni ara. Tamam? Ne kadar yazık. Kaç senelik kocamı meğer hiç tanımamışım. Çocuğumun babası meğer ne kadar yabancıymış bana. Önce çocuğumu aldı elimden. Şimdi dünyayı bana dar ediyor. Çocuğunu mu aldı? Nasıl? Nazlım onun yüzünden öldü. Ateşlendiği gün aradım. İşim var dedi, gelmedi. Bekledim, tekrar aradım.
Sıtkı gelmedi. Belki beni dinleseydi, koşup gelseydi... Nazlım hala yaşıyor olacaktı. Toprak. Tamam, sakin ol. Biraz oturmak ister misin? Yoksa gidelim mi? Gidelim. Hadi. Hadi ana, sen git eve. Ben biraz dolanıp geleceğim. Hastaneden daha yeni çıktın oğlum. Hadi evimize gidelim. Ana, çocuk muyum ben? Git diyorsan üsteleme, git. Aklım sende kalacak Sıtkı. İyi. Gel bir tavla atalım. Ha? Adamını asabını bozma da git diyorsam git. Geleceğim ben de. Sıtkı. Bak bir şey diyeceğim ama kızma ne olur. Ölümü gör, toprağı arama. Başını derde sokacaksın oğlum sonra. Selamünaleyküm. Usta, bana da bir çay versene. Çay iki oldu Sami abi. Dün gece aslan keserip dağıtmışsın ortalığı. Oldu bir şeyler. Ama ben dedim, bizim Sıtkı delikanlı adamdır. Kendini kabahat delirtmez. Ne diyorsun lan sen? Yani kim olursa olsun karısına sarkanı barındırmaz. Gider o kümesi başlarını yıkar diye söyledim. Oğlum sen ne diyorsun lan? Kim sarkmış karımı? Yusuf işte. Dün bütün gece dans etmişler nişanda. Vallahi ben de dini yalancısıyım Sıtkı. Hatta sabah da kendi elleriyle götürmüş karakola. Hoş geldiniz. Merhaba, Yusuf Bey misafirim. Allah Hanım. Buyurun. Teşekkür ederim. Hadi gel şurada bir çay içelim. Hava alırsın. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Tamam peki. Bir şey alır mısınız? Su alabilir miyim ben? Tabii. Teşekkür ederim. Biraz gecikeceğim. İyi misin biraz daha? Hoş geldiniz. Ne istersiniz? İki çay alabilir miyiz? Tabii ki. Bir çay içersin. Kendine gelirsin birazdan. Sağ ol. Toprak, ben bir telefon açıp geliyorum. Tabii. Efendim? Havva, kusura bakma, ben sana yetişebileceğimi sanmıştım. Ama gelemeyeceğim galiba. Gelmiyorsun yani. Gelemiyorum desem. Ben ikisinin arasında pek bir fark göremiyorum. Yemek iptal oldu sonuçta, değil mi? Gerçekten elimde olan bir şey değil.
Metresi mi oldu Yusuf'un? Hayır Sıtkı, hayır. Bana hayır deme Toprak. Bana hayır deme. Önce aptal yerine koydun beni, şimdi delirtiyorsun. Lan milletin diline düşmüşsünüz kancık. Sıtkı böyle söyleme ne olur. Az bile konuştum sana. Duymak içine gelmiyor değil mi? Ama ben biliyorum sana yapacağımı. Sen dur. Sen dur. Neyse biz çay bahçesine geldik. Ha öyle mi? Ben seni toplantıda sanıyordum. Havva, ben seni arayayım mı birazdan? Neden sonra arayacaksın? Geliyor musun, gelmiyor musun? Yusuf? Toprak. Kim o telefondaki? Alo. Kimsin? Konuşsana. Sıtkı'ydı değil mi? Ben sana telefonu açma demedim mi Toprak? Ama ben bilemedim ki. Numarası yoktu. Niye aramış? Ne diyor? Tamam, boş ver. Sakin ol, ağlama, tamam. Kalkalım mı artık? Kalkalım. O kırmızı elbise sana çok yakıştı Münevverim. Daha başka bir şey ister misin? Alalım mı? Yok anne, sağ ol. Selma'cığım iyi ki sen de geldin. Vallahi benim haberim yok bu mağazanın açıldığında. E tabii sen çarşı işindesin, hepsini biliyorsun. Evet. Şimdi bizim terziye gidelim. Anne biz Selma ile kafeye gideceğiz. Bensiz gitsen olur mu? Tabii bir tane. Siz iki arkadaş oturun. İyi, geç kalmam, evde görüşürüz. Münevverim ne olur dikkat et, olur mu? Bak nişanlısın artık. Herkesin gözü üstünde. Anladım anne. Görüşürüz. Tamam. Hadi şu poşetleri bana verin. Ben arabaya bırakırım. Aha. Artık peşime adamla takarlar. Ne olacaksa. Senin ne işin var burada? Gitmedin mi? Gidemedim. Niye? Ne var ki burada? Münevver, bunları başka bir yerde konuşalım mı? He? Anlatmam gerekenler var sana. Çok geç. Nefret ediyorum senden. Münevver. Münevver bir dinle beni. Tamam, inanmıyorsa annene sonra her şeyi anlatacak. Münevver! Göz görmüyor işte. Yaşlılık. Yakında dürbün kullanacağız. Ah! Yüz etti, yüz! Kim bu densiz? Sabahtan beri arıyor, açmıyorsun. Arkadaşlar kahveye çağırıyorlar. Remzi, bana maval okuma. Ya işte, ben sen üzülmeyesin diye söylemiyordum. Ama kendin kaşındın. Kim olacak alacaklı? Deme. Havva işte bulamadı. Hayır, birkaç kere gidip geldi ama ses seda yok. Ay ne yaparız Remzi bu kış? Daha odun kömür alınacak. Ne yapayım kadın? Elimden gelen bu işte. Olmazsa kızı bu alacaklıya veririm. Odun kömür işini o halleder. Biz de bu kışı çıkarırız artık. Sen neler saçmalıyorsun? Şakası bile can sıkıcı. Benim satılık kızlarım yok. Hayır, aç açıkta soğukta otururum. Para için kızlarımı satma. İyi. O zaman al kızları yamacına, ısınırsın belki.
Efendim baba. Senin bu Cüneyt durmadan arıyor. Ne söyleyeceğim ben buna? Selamı söyle. Sen işin dalgasındasın. Adam benim başıma bela olacak. Alo. Alo Havva. Aynı teyzesi bu kız. Kendisinden başka hiçbir şey umurunda değil. Ne demek şimdi bu Selma? Hangi yüzle karşıma çıkıyor? Dün gelseydi ya, iş işten geçmişken konuşalım diyor benimle. İnsan sevdiğinin yanında olur, onun için her şeyi göze alır. Sözde olmaz ki bunlar. Münevver, arkamızdan dediklerini duydun mu? Ne diyecek? Konuşalım dedi işte. Hayır, onu biliyorum. Başka bir şeyler daha dedi. Duymadın mı? Duymadım. Annene sor Münevver. Annenle konuş gibi bir şeyler söyledi. Bağırıp durdu. Ne demek istemiş olabilir ki? Yani niye Ahmet teyzeyle konuşmanı istiyor? Kızım. Ne oldu? Sonra konuşalım teyze, ne olur. Toprak. Neredeydin bu vakte kadar? Yusuf Bey'leydim teyze. Toprak. Bir dursana yavrum. Teyze. Ay, korkuttun kız. Ne olmuş Toprağa? Bilmiyorum ama iyi değil. Çekil ben bakayım. Bir dur, dur. Yemek ne oldu? Aman boş ver onu. İşi çıkmış paşanın, gelemedi. Senden daha önemli işi vardı yani. İşte heves gibi görüyor seni. Ne alakası var teyze? Erkek adam evleneceği kızla eğlenmez, ciddi olur. İlk randevuda ektiğine göre ciddiye almıyor demek ki. Toprak. Ablacığım. Teyzem Toprak eve hiç iyi gelmedi dedi. Neredeydin ki sen? Yusuf Bey'leydim abla. Ne yaptınız ki Yusuf Bey'le? Kızım. Başka bir şey istedi mi Hamiyet Hanım? Yok abla. Daha ne istesin desene. Düğün yemeği gibi liste vermiş gene. Kolay gelsin. Bir ucundan tut da sana da gelsin. Abla, Toprak geldi. Rüzgarı da ona verdim. Ben çıkayım diyorum artık ha? Hayırdır? Abla, dün dedim ya, kardeşimin okulundan çağırdılar, öğretmeniyle konuşacağım diye. Dediydin kız, doğru. Akıl mı kaldı bende? İyi de ben erzak almaya gideceğim. Sen de yoksun. İşler Cemile'ye kalacak. Olsun abla, hallederim ben. Vallahi iyi, sağ ol. Tamam, oyalanmadan gel o zaman, oldu? Tamam, tamam. Cemile, sen de kilere in. Yaprak al da gel, yetmeyecek bu. Tamam abla. İşin rast gelsin Sultan Hanım. Seninki de rast gelsin. Neredeymiş Toprak, bir şey söyledi mi? Yusuf'la karakola gitmişler. Ha, öyle mi? Yani iş senin sandığın gibi değil Sultan Hanım. Yusuf evleneceği kızın kardeşine yardım etmek için gelememiş yemeğe. İçin rahat etsin. İşim var benim. Benim içim rahat. Gayıran Allah seni gayırsın Habba Hanım. İçin rahat etsinmiş. Salak Havva. Yavrum sen şu poşetleri içeri götürüver. Tamam Hamiyet Hanım. İyi günler Hamiyet Hanım. İyi günler. Bakıyorum bu konaktan çıkmaz oldun. Ama geldiğine iyi etmişsin. Hiç olmazsa dün akşam yarım bırakmış olduğumuz konuyu konuşuruz. Tabii. Benim hiç çekincem yok Hamiyet Hanım.
İstediğinizi sorun, cevaplayayım. Bu kadar diklendiğine göre demek ki senin nişanımıza önemli biri davet etmiş. Doğrudur Hamiyet Hanım, doğru tahmin ettiniz. Benim nişana... Ben davet ettim yenge. Umarım bir sakıncası yoktur. Yok canım. Ne sakıncası olacak? Münevver senin de kardeşin. İstediğini davet edebilirsin. Yalnız biraz şaşırdım da. Neyse. Neden yalan söylediniz Mehmet Bey? Benim kimseden saklayacak bir şeyim yok. Yengemi senden daha iyi tanıyorum abla. Sana şimdiden kafayı takarsa aranıza girer, tatsızlık çıkar. Dediğim gibi, bu ilişkinin arkasındayım. Ne zaman yardıma ihtiyacın olursa haberim olsun. Artık şu sürprizin neyse göster bakalım. Nişan fotoğraflarını getirdim sana. Fotoğrafı ne yapayım oğlum? Hani Rüzgar'ı getirecektin? Merak ediyorum torunumu. Bakalım senin bebişliğine benziyor muymuş? Hı? Anneme kalsa aynı ben. Neyse. Ah narin kuzum benim. Nasıl da yakışmıştır nişanlık. Söz. Rüzgar'ı da Münevver'i de getireceğim. Hı hı, tabii. Nişanında bile buğulu bakıyor gözleri. Ne zaman büyüdüğünde gelin olmalara kalktın güzelim. Nişanlısı hoş bir çocuk anlaşılan. İyi bir insan Uygar Alacığım. Tanıyınca sen de göreceksin. Abim iyi mi? Biraz zayıflamış gibi gözüküyor. Yok. Gayet iyi. Sen merak etme ona. Aa, bahsettiğin kız bu mu? Ne kadar güzel bakıyor gözleri. Uzun zamandır bu kadar etkileyici gözler görmemiştim. Haklısın. Havva'nın bakışları insanın içine işliyor. Birbirinize de pek yakışıyorsunuz. Aa, o Havva'nın kız kardeşi Toprak. Rüzgar'ın süt annesi demiştim ya. Ha, öyle mi? Ha, pardon. Peki Havva nerede? Bu. O da güzelmiş. Başka bir havası var. Kuzum. Gözlerinin parıltısına bakılırsa sen bu kıza bayağı kapılmışsın. Onunla olmak hoşuma gidiyor hala. Öyle asi bir yanı var ki. İnsanı delirtiyor. Ama çocukça heyecanlanıp gülünce bütün sinirimi unutuyorum. Anlayacağım, benim bu kızla çok işim var. Uyudu mu? Yok, uyumadı daha. Anlat bakalım karakolda ne oldu? Aman teyze, şimdi anlatıp da senin de canını sıkmayayım. Kız olur mu öyle şey? Anlat hele. Sabah bir gittin anca geldin. Gözlerin de kan çanağı gibi. Belli ki bir şeylere üzülmüşsün. Anlat teyzen ya kuzum. Biz Yusuf Bey'le ifade vermeye gittik. Sonra Sıtkı aradı. Ondan sonra da canım sıkıldı zaten. Hala niye arıyor seni densiz? Teyze, bir dedikodu çıkmış. Ne dedikodusu? Sıtkı nişanda dans ettiğimi filan öğrenmiş. Kız dur da, nişan dün akşam oldu. Ne çabuk düşmüş dillere. Aman ne bileyim işte. Şimdi Yusuf Bey'le aramda bir şey olduğunu zannediyor. Yapma. İnsanların işi gücü yok, oturup neler düşünüyorlar. Kız. Ben sana bir şey diyeceğim aslında. Ateş olmayan yerden duman tütmez. Ne münasebet teyze? O ne demek öyle? Öyle celallenme hemen. Ben sana bir şey mi dedim? Benim de dikkatimi çeken Yusuf Bey'in davranışları. Ne varmış ki davranışlarında?
sana bambaşka davranıyor. Ne de sen yapıyor. İyi misin, rahat mısın, dert ediyor. Benim de bir görmüş geçirmişliğim var tabii. Yusuf sana karşı boş değil. Yok teyze, onu da nereden çıkardın? Ben Yusuf'un çocukluğunu bilirim. Tanırım. Sana bakışı, davranışı, hassasiyeti vallaha bambaşka. Hayran hayran bakıyor sanki. Teyze. Bu boşanma işinde bu kadar koşturması normal mi sence? Seni Sıtkı'nın kapısından, koynundan alıp konağa getirmesi. Sonra nişanda onca insanın arasında seninle dans etmesi. Laf söz olacağını bilmiyor mu sanki? Göze almış demek ki. Bak, sen de bir şey diyemedin işte. Demek ki niyeti ciddi. Belki boşanırsan sana rahat rahat açılacak ha? Ciddi misin teyze? Yani ne bileyim. Kız ben sana ne diyorum? Ben Yusuf'un ciğerini bilirim. Boş değil sana. Olur mu dersin? Neden olmasın? Sen teyzene güven. Merhaba, iyi günler. Merhaba. Yusuf Bey müsait mi acaba? Yusuf Bey dışarı çıktılar, henüz dönmedi. Anladım. Ne zaman gelir peki? Saat belirtmedi, geç dönebilir. Anladım. Bekleyebilir miyim ben? Tabii ki, buyurun. Teşekkürler. Pardon, bakar mısınız? Buyurun. Yusuf Bey'den haber yok mu hala? Henüz aramadı. Daha da gecikebilirler. Anladım, teşekkürler. Hoş geldin. Geleceğini beklemiyordum. Ben de telefon ettiğimde toprağın yanında olduğunu bilmiyordum. Söyleseydin ya. Fırsat vermedin ki. Söylenip durdun. Sen de ilk buluşmamıza gelmedin ama. Orada o kadar saat bekleyip seni göremeyince sinirlendim. Yürü. Ne yapıyorsun? Benden özür dilemen gerekirken bir de üste çıkıyorsun hava. Sen de yanlış anlamama izin veriyorsun ama. Niye söylemiyorsun işinin ne olduğunu? Sevgililer birbirine küsmez küçük hanım. Bu arada çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yerdi. Terasta çok güzel bir masa hazırlamışlar. Tek başına tadı olmadı ama. Hadi gel gidiyoruz. Nereye? Bağ evine. Öğle yemeğini kaçırdık madem. Sana ellerimle akşam yemeği hazırlayacağım. Ciddi misin sen? Evet, hadi. Kaça kadar kalabileceksin yanımda? Ne kadar kalayım? Bilmem, akşam yemeği yiyeceğiz. Hava kararına kadar. Ailenle problem çıkar mı? Sanmam. Annem sorun çıkarmaz. Ayrıca dışarıda kalacak kadar büyüdüm ben. Hmm. Peki, gece yarısına kadar benimle durmaktan korkmuyorsun yani? Neden korkayım? Daha önce de kaldık orada birlikte. İyi de o zaman bu gözle bakmıyordum ben sana. Yani şimdi korkmam mı lazım senden? Toprak. Toprak oradasın biliyorum. Beni dinliyorsun. Ben seni sevdim. Bana bunu nasıl yaptın Toprak?
Kimseye bir şey yapmadım ben Sıtkı. Tamam, param pulum yok. Sevdiğimi de belli edemiyorum. Ama inan sevdim. Bana bunu nasıl yaptın Toprak? Sıtkı, sen beni dinlemiyorsun ki. Bir şey yapmadım diyorum. El alemin ağzından duymuşsun. Sormadan beni yargılıyorsun. Gönlüm benim yanımda olsaydı sen de burada kalırdın. Ama sen neredesin? Yusuf Bey'in konağında. İnsanın gönlü neredeyse ayağı oraya gider. Ben ne desem boş. Sen kendi inanmak istediğine inanmışsın zaten. Bunları düşünene kadar kendi hatalarını düşünseydin neden şu an burada olduğumu da anlardın belki. Rüzgar ağlıyor, kapatıyorum ben. Dur Toprak! Ben bu Cüneyt'i ihbar ettim. Malların depoda olduğunu biliyordum çünkü. Orasını anladım. Sizi neyle tehdit ediyordu? Kendi paçasını kurtarmak için bu işi benim tezgahladığımı söyleyecekmiş. Rüşvet verip adam da tutacakmış. Şimdi avukat bey, bu adamlar yemlendi diyelim. Malları depoya ben koydum diye konuşurlarsa mahkemede ben hapse girer miyim? Vallahi Remzi Bey, en azından dava açılır. Siz tutuklanırsınız. Peki kaç yıl kalırım içeride? Hakimin takdiri ama 5 yıla kadar hapis cezası alabilirsiniz. Toprak. Anneciğim benim. Nasılsın? İyiyim kızım. Evi toparlamaya çalışıyorum. Sen ne yapıyorsun, iyi misin? Ben de iyiyim. Rüzgar'ı uyuttum şimdi. Bir arayayım dedim. Kimle konuşuyorsun? Toprak, Toprak. Toprak, kızım nasılsın? İyiyim baba. Ne oldu, neden aldın telefonu? Bizim buralar pek iyi değil. Ne oldu baba? Annen söylememiştir tabii. Dün gece Sıtkı evi başımıza yıktı. Cam çerçeve yaptırıyoruz şimdi. Baba ciddi misin? Evi mi dağıttı yani? Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben kızamadım oğlana. Hatta acıdım biraz. Esti gürledi. Sonra o kalıplı adam çocuk gibi çöktü yere. Ağladı kızım. Baba ne diyeceğimi bilemiyorum. Neyse boş ver sen bunları. İşine gücüne bak. Hani ben... Haberin olsun dedim. Tamam baba. İyi günler kızım. Sana da. Sıtkı ne yapıyorsun sen? Dün annemlere gitme evi dağıtmışsın. Ben ne yaptığımı biliyor musun Toprak? Bunların hiç sonu gelmeyecek değil mi? Sen neredesin onu söyle. Bir uçurumun kenarındayım. Atlasam mı atlamasam mı diye düşünüyorum. Ne? Sıtkı sen ciddi misin? Ben de yalan söyleyecek hal mi kaldı Toprak? Seviyorum sevilmiyorum. Halimi anlatamıyorum. İyisi mi öleyim? Sıtkı saçmalama. Sen neredesin onu söyle. Bizim Himmet abinin deponun oradayım. Tamam. Ben hemen geleceğim oraya. Sakın bir delilik yapma tamam mı? Kendine bir zarar vereyim deme. Hemen geliyorum ben. Sıtkı. Sıtkı. Nereye oğlum? Bir işim var. Biraz dinlenseydin be Sıtkım.
İçersin değil mi? Yok. Ben almayayım. Neden? Bu benim kendi üretimim. Elimle yaptım yani. Tadına bakarsın. Hem hazırlayacağımız yemek şarapsız yenmez. Diğer kızlardan farkın olsun istiyorsan onlar gibi davranmayacaksın. Eminim çok güzeldir, teşekkür ederim. Ama varsa ben meyve suyu alsam. Sen bilirsin. Sakıncası yoksa ben içeceğim. E hadi yardım et de yemeği hazırlayalım abla hanım. Sen beni kandırdın o zaman. Hani yemeği sen yapacaktın? Cemile, Hamiye Hanım nerede biliyor musun? Başı tutmuş, ilaç alıp yattı. Ne oldu ki? Benim çok acil bir işim çıktı. Bir hemen gidip geleceğim. Sen Rüzgar'a bakarsın değil mi? Vallahi bakardım ama Pınar izin alıp gitti. Bütün işte bana kaldı. Ben bir teyzeme sorayım o zaman. O da mutfak alışverişine çıktı. Tamam. Vaktiyle babam da çok güzel yemek yaparmış. Ben yemedim ama annem anlatır hep. Zamanında birlikte mutfağa girdiler mi bir sürü yemek yapıp çıkarlarmış. Şimdi eser kalmadı o halinden tabii. Sonraları bırak yemek yapmayı anneme bile yardım etmez olmuş. Hala öyle. Her şeyi önüne bekler. Bence başta nasıl öyle devam etmeli. Yani vaktiyle gösterilen özen neden sonradan gösterilmez hiç anlamam. İncelikler kayboluyor hep. Oysa evlilik hayatı her şeyle paylaşmaktır. Değil mi Yusuf? Bilmem. Hiç düşünmedim. Neyi? Evliliği mi yoksa nasıl bir evlilik istediğini mi? Baksana tuzu nasıl? İyi bence. Ben bahçeden biraz nane alıp geleyim. Tamam. Madem sıkılıyorsun, sana bir iş bulalım. Geleceğini planlaman lazım. Hem bak ailenin de ihtiyacı varmış. Arıyorum zaten. Birkaç yere başvurdum ama daha cevap gelmedi. Nereye başvurduysan söyle, araya gireyim. Cevap hızlı gelir. Gerek yok, ben hallederim. Tamam, sen halledersin de ben de sana yardım edeyim. Gerek yok dedim. Ne oldu? Neden kızdın? Kızmadım. Elini mi kestin? Yok, bir şey kanamadı. Canım mı acıdı? Geçer şimdi. Geçmedi. Bir daha öpeyim o zaman. Bebeğin ne işi var burada? Evde bırakacak kimseyi bulamadım. Sen de öyle acele ettirince onu da alıp geldim. Sen beni cezalandırıyorsun Toprak.
Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Sen konaktan gittin. Ben hep bu kokuyu aradım. Dolaştım. Çok mu özledin? Çok. Kimler geçti o yataktan da hiçbir kalıcı olmadı. Hele o işi sakın yapma. Evliliğe bir şey kalmazsa erkek kısmı parmağına yüzük takmak istemez. Yusuf dur. Ne oldu? Dur. Bir şey diyeceğim. Sıtkı. Böyle yaparak kendinle beni de daha fazla üzme ne olur. Bu evlilik bitti artık. Artık beni sevmiyorsun yani. Sen de beni sevmiyorsun. Sevseydin aldatmazdın. Süt parama göz dikmezdin. Sevseydin belki her şey bambaşka olurdu. Sen beni seviyor musun, sevmiyor musun? Onu söyle toprak. Sevdim. Ama artık değil. Tamam toprak. Dediğin gibi olsun. Bak. Sana bunları söylüyor olmayı istemezdim gerçekten. Ama gerçek bu. Biz seninle karşı evlerde büyüdük. Tamam. Seni mutlu edemedim belki ama... inan sevdim. Son bir kez sarılıp helalleşelim. Benim hakkım sana helal olsun Sıtkı. Toprak. Sen gözünü benimle açtın. Benimle kapatacaksın.
daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.